Orçun Bey, şimdi yandınız ve şimdi yandıktaki rolünüz hakkında bilgi. Tabii ki. Şimdi yandıktaki rolüm 3 arkadaş, aynı evde kalan 3 arkadaşın en başlarına iş açanı diyeyim. Hatta tek diyeyim. Zaten olaylarda Faruk oynadığım rolün adı. Olaylarda Faruk'un bu şuursuzluğu ve sakarlığından başlıyor bütün hikaye. Diğer arkadaşlarını da kendiyle birlikte yakıyor. Şimdi yandıktaki yangın öyle çıkıyor aslında. Giderek o iki arkadaşın yanına apartman yöneticisi, ev sahibi, bakkal, kapıcı falan diğerleri de katılarak yavaş yavaş bütün mahalleyi yakıyor şuursuzca Faruk. Yani tamamen aslında talihsizlik gibi gözüken ama maalesef Faruk'un hani o kaba tabiriyle köylü kurnazlığından kaynaklanan bir komedi silsilesi. Peki sette güzel böyle anı olarak yaşadığınız bir şeyler var mı? Ya şöyle, biz çok kısa zamanda ve tek mekanda çektiğimiz için hep iç içeydik. Dolayısıyla yani tek mekan olduğu için ve başka planlar, başka sahneler ve mekan değişiklikleri olmadığı için öyle çok fazla dur şunu da anlatayım diyeceğimiz anılar olmadı. Fakat eğlenceli bir ekip olduğu için, başta Uğur Bey olmak üzere çok eğlenceli bir ekip olduğu için anılar bol bol anlatıldı. Herkes tiyatro kökenli olduğu için tiyatroda yaşananlar. Biz zaten Tarık abiyle çok eski tanışıyoruz. Daha ben 18-19 yaşındayken orta oyunculara girdiğimde o da orada oynuyordu abimiz. Eski anılar falan genelde öyle şeyler yaşadık. Tiyatrocuların bir arada olmasının vermiş olduğu bir ne diyelim, avantaj mı? Tabii ki şöyle, herkes kendi alanında uzman diyebilirim. İşte ben geleneksel tiyatrodan, Türk tiyatrosundan geliyorum. Tarık abi aynı şekilde, biz orta oyunculardan tanışıyoruz. Murat ona yakın bir ekolden geliyor. Dolayısıyla herkes kendi ekolünün ve doğaçlama gücü yüksek insanlar bunlar. Kendi ekolünden bir şeyler yansıttılar. Zaten Onur da bu konuda çok açıktı. Senaryo da buna müsaitti. Bol bol doğaçlı geçti aslında. Yani bol tülatlı geçti. Hatta bu doğaçlamaların da bir büyük bir kısmı artık senaryonun bir parçası oldu. İzleyeceğimiz versiyonu haline geldi. Mesela Damla da başka bir ekolden gelir. O da senaryoyu bildiği için daha biz çekimlere başlamadan önce. Ben neler diyeceğim? Şöyle, ben şimdi yandığın senaryosunu tabii herkesten evvel Orçun'la beraber okuyan kişi olduğum için ben senaryoyu çok sevmiştim. Onların ben kalemini de çok severim. Bir de okuduktan sonra şöyle söyledim. Kastı öğrendim. İşte Tarık abi var, Murat var, Nazlı abla var falan. Dedim ki eyvah, ya gerçekten şimdi yandınız. Çünkü bunun üstüne bir bu kadar daha doğaç gelecek. Hem uzayacak hem daha da komik bir hale gelecek. Çünkü orada yazının üstünde bir de herkesin bunu şey gibi düşünün. Araba beygiri. Tabii şimdi araba beygiri gibi düşünün. Birdenbire 50 beygirlik bir senaryoyu 70 beygire çıkarıyorsunuz. Bir de oyuncuların gücünü üstüne koyduğunuzda. Onur da çok açık bir yönetmen. O anlamda çok doğaça bırakan ve izin veren bir yönetmen. Onu da bildiğim için bazı sahnelerin mesela eve gelip Orçun anlatıyordu. Diyordum ki eyvah ya, biz bayağı seyrederken kalk 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 kiki ki bütün salon yarılacağız herhalde. Çok güzel bir iş çıktığından çok eminim. Benim ben yani. O zaman mesajımız sinema severlerine diyoruz. Yani 3 Haziran'da vizyona giriyoruz. Pandemide zaten sinemalardan, tiyatrolardan çok uzak kalmıştık. Bu hasreti giderelim diyoruz. Gelin bol bol gülelim, gülelim diyoruz. Gülelim, gülelim. Hep beraber gülelim diyoruz. 3 Haziran'da o zaman herkesi şimdi yandık izlemeye davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Neler söyleyeceğiz? Baştan başlayalım söylemeye. Ha? Dişesi bol olsun. Yani dişesi evet. Bol olsun geldi, evet. Alkışı bol olsun. Yönetmenimiz burada zaten. Evet. İnşallah hak ettiği yeri bulacağını düşünüyorum. İnşallah hak ettiği yeri bulacağımı düşünüyorum. Geldi, evet. Evet. 3 Haziran'da. 3 Haziran'da güzel bir komedi, absürt bir komedi bizi bekliyor diyebiliriz. Diyebiliriz, geldi. Evet. Benden de şimdi yandık geldi. Hakikaten şimdi yandık. İzleyiciler herhalde çatlayacaklar gülmekten. Yani bol bol mendil getirsinler yanlarında, öneriyorum. Gözyaşlarını silmek için değil, gülmekten gözlerinden akacak o elmas tanelerini silmek için. Oo, elmas tanelerini silmek için geldi, buyurun.
Aynen, ben de efendim bildiklerinize katılıyorum Tarık Böyle bir Beyciğim. Sahtekarlık olamaz. Lütfen bir şeyler söyler misin? Genelde hep böyle derler ama ben tabii ki böyle güzel bir ekipte yer aldığım için çok mutluyum. İnşallah belki yönetmenim bunu ilerleyen sezonda bir tiyatro oyununa da çevirebilir. Öyle bir düşüncemiz var. Başladık çünkü çevirdik. Çünkü çok güzel bir ekiple şey yaptık, çalıştık efendim. Bu arada sevgili İrfan'la biz nişanlıyız. Ben çok kıskanç ve cadaloz bir kadınım. Hayatını alt üst ediyorum onu ama 3 Haziran'da her şey diyorum. Arkadaşlarımı devrediyorum. Evet, devrediyorum geldi. Sırayla. ekibin enerjisi çok güzeldi. Çok huzurlu ve güzel bir set vardı. Bu setin de filme yansıyacağını çok düşünüyorum. Eğlenceli, huzurlu, keyifli bir setin doğasıyla filmde aynı şekilde mutlu ve kahkahası bol bir film olacak. Bizi bekliyor. Gişesi de. Gişesi de bol olsun. Gişesi de tabii bol olmasını temenni ediyoruz. Evet, 3 Haziran'da sinemalardayız. Ben de Selo karakterini oynamıştım. Selo karakteri bir kapıcı karakteri. Tabii ki hep gözü yükseklerde, böyle rezidanslarda hani kapıcı olma hayalleri falan tabii ki olamıyor. Bir rezidanslarda kapıcı olmuyor. Uğur abimiz de bir marketçi olduğu için çok çatışmamız oluyor. Çok komik ve eğlenceli. İnşallah bu seyirciye de yansır. İnşallah. Yani herkesi sinemaya bekleriz 3 Haziran'da. Bekleriz geldi. Evet. İrfan abi. Vallahi bugüne kadar hiçbir film basın tanıtımında söylenmemiş bir şey söyleyeceğim. Çok eğlendik. Çok yorulduk ama gerçekten çok eğlendik. İnanılmaz komik bir film oldu. Tarık abi, sen arabayla mı geldin? Ben dönüşte senle geleceğim. Sen yorulmadın. Ya niye? Orada çalıştık, sen ense yaptın, devamlı yattın. Keşke bunu yayında söylemeseydin abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de şeffaf bir insanım. Buyurunuz efendim. Aynı şeyleri söyleyeceğim ben de. Hiç enerjisi düşmeyen oyuncu arkadaşlarla, ustalarla birlikte hiç temposu düşmeyen değişik bir tarz denendi. Vaudeville zaten. Bunun açıklamasını da yapıyoruz. Vaudeville tarzı bir komedi. Ve herkes çıplak filmde. Yok. Denenmemiş bir tarz olduğu için öyle deneyelim dedik. Çıplak var. Ama gerçekten çok keyifli, eğlenceli bir komedi oldu. Bu gerçekten öyle oldu yani. Öyle bu. 3 Haziran'da. Hikayeyi tabii ki. Ben yazdım zaten. Senesini de ben yaptım. Şimdi, üç ev arkadaşının başına gelen bir olay karşısında bütün kendi apartmandaki sakinlerine olayı nasıl sirayet ettiğini anlatıyoruz. Olayımız bir evde geçiyor. Bu olay içerisinde işte kadın erkek ilişkilerini, mahallenin birbiriyle olan ilişkilerini komik bir dille anlatıyoruz. Yani kısacası bütün mahalle bir eve hapsolmuş ve çıkamama sebeplerini filmde gösteriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum bütün oyuncu arkadaşlarıma. İnanılmaz bir iş oldu. Yani Uğur Bey'in de dediği gibi bir vaudeville tarzında oldu. Sadece müzikal yoktu içerisinde. Ama bakıldığı zaman gayet iyi bir durum komedisi oldu. Yani ben kalemimin bu denli iyi oyuncularla buluştuğu için daha da filme iyi yansıdığını düşünüyorum. Bundan sonrası artık zaten vizyonda seyircinin şeyine kalmış bir durumda, takdirine kalmış bir durumda. Umarım sizler de izlersiniz ve beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim ben ayrıca. Set ortamı muhteşemdi. Sabah kahvaltısında omlet vardı. Evet, o omletlere... Ben meşhur ettim o omleti. Yani mesela saat 12'de çekim var değil mi? Set saatte 12. 8'de oradayız. Evet. Omlet yemek var için. Ve çekimi yok o gün, düşün. Evet. Evet. O gün Tarık abinin seti yok yani. Yok, omlete tabii. Gelmiş. Evet. Seti omlet. Olmayan da geliyor, omlet yiyorduk. Aynen. Yani. Muhteşem de omlet. Bunun buradan yapıma bütün yumurtaları satın özel aldıkları insanlara ve o delikanlı aşçı kardeşime şükranlarımızı sunuyorum. Hepimizin adına. Yumurta candır, gerisi heyecandır. Her canım. Setten anladığımız tek omlet çıktı. Yok, sadece o değil tabii. Filmde çektik. Arada çektik, evet. Arada yaptık. O karlar yağdığı zaman başladık üstelik evet biz ya, filme. O müthiş İnanılmaz karların yani. Yağdığı. Aslında yollarda kaldık, yani. Perişan olduk. Evet. Ama aslanlar gibi bir haftada çektik, bitirdik. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Darısı başınıza. Allah'ım şu işten bir sıyırayım var ya. Fil! Fil keseceğim Allah'ım. Bu erkeklerin hepsi aynı. İki tane güzel kadın görmesin, hemen her şeyi unutuveriyorlar. Sus be sus! Uğursuz, yamuk, şekilsiz karı! Sabahtan beri çen kafamızın etini yedin, iki tane yüz verdik diye. Al iki tane bisküviye, kendine gel. İşler karışıyor Faruk. Faruk!
Aç lan şu kapıyı, aç! Mert! Bu kadınlar kim Mert? Bu kadınlar kim? Vallahi tahmin ediyordum, şüpheleniyordum bundan. Cansız mankene evlilik mi teklif ettiniz? Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sana ayrı kıcığım Ford. Cezmi Bey amcacığım, hoş geldiniz. Hal! Beddua okum oğlum, bu nasıl beddua lan? Değil efendim, değil. Dandik yüzükle evlenmemi teklif edildi ya. 4 aydır veresiyeleri ödemiyorsunuz. Bir de şov yapıyorsunuz, başka marketlerden alışveriş yapıyorsunuz. Kimsiniz, nasılsınız? Affetmeyeceğim seni. Sen ne kadar istesen de, ne kadar arzulasam da, alev alev yansam da seni affetmeyeceğim. Ay hadi inşallah. Bu ne ya, bu ne ya? Teşekkür ederim teyzeciğim. Teyzeden ağzını yırtır. Ne yapıyorsunuz siz be, manyaklar?